Son attığım tweet de şu. Bu akşam Ahmet Hakan ve Hakan Bayrakçı saat 20.30'dan itibaren ne soracaklar bilmem. Ama Rabbimin izniyle bu gecenin Mansur'un kabus gecesi olacağından şüpheniz olmasın. Nasıl iftiralar attı tek tek anlatacağım rezil olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vurgunları belgeleriyle anlatacağım dedim. Şimdi bakın bunları söylüyorum. Kaçma diyorum. Gel diyorum. Resmen vurgun iddiasında. Efendim? Resmen evet, ben vurgun şimdi vurgun belgeleriyle size vurgunları ispat edeceğim. Şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük vurgun dönemini yaşıyor. Ara vurgunu. Hem de nasıl bir ihale, iki ihale, üç ihale sayışta, ya buna cevap sayıştay, ya şey sayıştay raporlarını falan kabul etmiyorlar Hakan Bey. Sayıştay raporlarını falan kabul etmiyorlar. Sayıştay diyor ki böyle ihale yapamazsın diyor. Mansur'un talimatıyla ikinci ihale yapılıyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Yani Sayıştay diyor ki yapamazsın diyor. Peki şöyle yapalım mı? Nasıl yapalım? Bu Mansur Yavaş'la ilgili yolsuzluk iddialarınızı anlatın yine. Hmm. Birazdan yapalım. Oraya birazdan girelim. O bölüm var benim önümde. Hmm. Ee, yani niye Mansur Yavaş'la uğraşıyorsunuz? Yani iş yapmıyor bir de yolsuzluk yapıyor diyorsunuz. Kanıtlarınız nedir? Delilleriniz nedir? Soracağım. Tabii onu Felak karşılıklı ederim. yapıyorlar bu arada. Şu, şu şeyle başlayalım. Ee, size Anka Park'a Park başlamadık bir türlü. Başlayalım. Hah. Anka tamam mı? başlayalım ben, yani. ben de tam onu oradaydık zaten Heh. oradan girdik buraya geldik. oraya gelemedim ki yani bir türlü <laughs> oradan başlayalım kaç paraya mal oldu Anka Park Anka Park'ın e, gerçek rakamını size e, vereyim bizim e, şeyimize göre 1 milyon 450 bin 1 milyar 450 milyon TL'ye mal oldu. Bir daha söyler misiniz? 1 milyar 450 milyon TL'ye mal oldu. 1 milyar 450 bin milyon, TL. Milyon. Milyon TL. 1 milyar 450 1 milyon TL. tl. Yeni parayla değil mi bu? Efendim? Yeni parayla. Rakam o kadar büyük Yok. ki telaffuz Yapıldı, bile bilmiyorum. Yapıldığı günler itibariyle bütçeden çıkan para. Siz onu kalkıp e, Mansur gibi e, şeye vurduğunuz zaman... E, dolara vurduğunuz zaman dolar bazında bakıldığı zaman da evet. 450 milyon dolar civarında bir paraya mal oldu. Ama dolara yani, vurulmaz mı? Yanlış yani. mı yapılıyor yani? Ya yani bir dakika dolara vuralım bugünkü dolara da baktığın zaman 125-130 milyon 130 milyon e, milyon dolar ediyor. Az mı abi? Çok az. Bedava. Nasıl bedava ya? Hemen ispat edelim. Şuraya lütfeden lütfeder verirseniz dolar bazında kaça mal olduğu bir daha söyler misiniz? 130 mi? milyon dolar. Hayır, bugünkü şimdi mesela o Yeni günün kurula, Türk parasını ben kalkıp da direkt bugünkü dolar dersen 130 milyon dolara mal oldu. Ona göre de 750 milyon dolara mal oldu. Tersinden bakıyor. Gerçeği ne? Ger gerçeği 450. 450 milyon dolar. Milyon dolar. Bakınız. Bakın buradan gösteriyorum şimdi. Şuradaki gördüğünüz e, parklar dünyanın en meşhur parkları. Hong Kong, Disneyland. 4 milyar 200 milyona mal olmuş. Şuradan dikkat edin. 38 oyuncağı var. E, 300 bin metrekare. Şimdi bakıyoruz. Metrekare maliyeti 14 bin dolar. Bak metrekare maliyeti 14 bin dolar. Vatandaşlarımız iyi baksın. Hatta daha da büyütürseniz çok iyi olur arkadaşlar. Onun altında Euro Disney. Anka Park gibi dünyada yapılan benzer parklar. parkların Maliyetleriyle ilgili. Mi evet, bilgi evet. Bakın, bunlar şu doğru bilgiler. mu ama bu bilgiler? O doğrudur da içerik ha. kapsam o aynı. O onun mı? E, buradan aldım. Kaynak bu. Şimdi Anladım. Bak, tamam. Tamam. Yani tamam. uluslararası bu. bir şey tabii, tabii, bu. Tabii, Anladım. Tabii, tabii, tabii. Kaynak o. Aerodynsey ee, 3 milyar 700 milyon dolara mal olmuş. 54 tane oyuncak var. Alanı 400 bin metrekare. Metrekare maliyeti 9100 pardon 9250 dolar. Metrekare maliyeti. Tokyo Disneyland metrekare maliyeti direkt oraya gidiyorum. 7500 dolar. Universal Studio Japonya metrekare maliyeti 6000 6111 dolar. Universal Studio Singapur metrekare maliyeti 8500 dolar. Şimdi Ankara Wonderland ya da Anka Park dediğimiz Mansur'un iddiasına göre rakamı kabul edecek olursak yani 720 milyon ilk iddiası o zaman çıkartmıştım. Metrekare maliyeti dikkat edin 547 dolar. Benim iddiama göre 450 milyon dolar olarak kabul ettiğimizde metrekaresi 346 milyon dolar. Şimdi kaç kat şuradan bir listeye abi, bakalım. Disneyland'la Anka Parkı... Mukayese edebilir misiniz? Tabii. Benim benim şeyim e, parkım. ...Disneyland'dan çok daha kalitedir. Oyuncakları çok daha fazladır. Bakın, benim ben bende kaç oyuncak var? Bakın, şuraya göstereyim. E, bendeki oyuncak sayısı 1217. Disneyland'da kaç tane? 38. Bu 38 oyuncağın birçoğu benim şeyimde de var, parkımda da var. Fazlası çok fazlası var. Şu anda ekranda da görüntüler Görüntüler Anka Park mı? Evet Anka Park'ta bu arkada gözükenler. Bakın şuraya dikkat eder misiniz lütfen? Şu listeye şu alttakini kaldırayım rahat gözüksün karışmadan. Bakınız. Ee, Hong Kong Disneyland 14 bin dolardı. Benden 40 kat pahalı. 40 kat pahalı. Siz gördünüz mü onları? Gördüm. Hong Kong'da gittim. Yani. Hong Kong'a gittim. Sizinki daha mı iyi yani? Kesinlikle daha iyi. Ya gerçekten elinizi vicdanınıza koyun. Elimi vicdanına koyarak söylüyorum. Hepsinden iyidir bizim. Şu arkadaki şu ihtişama bakın. Ya hiçbirinde böyle bir ihtişam yoktur. Yani. Nerede ya ihtişam? Arkanda. Arkada kal. Hayır görüyor. Tamam tamam. Pardon. Ondan sonra, Euro Disney 20 26 kat benden pahalı. Tokyo e, Disney 21 kat pahalı. E, Japonya'daki Universal Stüdyo 17 kat pahalı. E, Singapur'daki Universal Stüdyo 24 kat pahalı. Siz nasıl pahalı olduğunu e, iddia edersiniz? Bu tamamen bir algı, bir yalan. Yalan üzerine kuruyorlar. Mesela Anka Park'ın yani, bir... dünyadaki diğer örnekleriyle kıyasladığında Anka Park hepsinden daha ucuza mal oldu diyorsunuz, değil mi? Evet. Sonuç olarak Söylediğiniz. Evet. Kesinlikle. Devam edeyim mi? Evet. Peki Ankara'nın böyle bir parka ihtiyacı var mı? Kesinlikle. Kesinlikle var. Neden? Millet sizden <laughs> evet. böyle hizmet, bir park içerik yap. nedir bir de? Efendim. Verdiği içerik yani topluma hizmeti hı hı. E, sosyal anlamda nedir? Hayır. Bir bak. de şunu soralım. Millet sizden böyle bir park mı istedi? Bakın belediye başkanı e, kentini yönetir. Kentini yönetirken de e, seçim öncesi insanlara tekliflerde bulunur, aman vaatlerde bulunur ve insanlardan oy ister. Mesela benim seçim öncesi <laughs> vaatim size Disneyland tipi bir tema park yap. Hangi seçimden önce yaptınız bu vaat? İki park seçimden önce de yaptım. 2014'ten önce yaptı. 2014'ten önceydi. Ilk Ondan sonra. önce de yaptım. Ha ey millet, bana oy verirseniz ben size bir tane Anka Park gibi bir park yapacağım mı dediniz? 2014'ün Kesin şeyi budur. Seçim kampanyası. Hatta e, şeyin eee FETÖ'cülere kaynak aktardı diye beni itham ettiği bütün televizyonlarda çıkan reklamlar var <laughs> Mansur'un. O reklamlar bu reklamlardır. Anka Park'ın ve Ankara Bulvarı'nın açılışı ile ilgili yaptığım reklamlardır. Bir de pardon bir şey söyleyeyim. Ee, Sayın Başkan Hiçbir araştırma şirketine 24 yıl boyunca, doğru dürüst anket yaptırmadı. Çünkü kendisine büyük bir anket ekibi kurdu. Ve Ankara'nın sürekli o ekiple nabzını ölçerdi. Yani araştırma tamam. şirketlerine anket yaptırmazdı ama 100-150 kişilik yani bizim öyle bir kadromuz normalde olması lazım. kendini doğru mu biliyorum? Doğrudur. 150 kişilik kadrosu vardı. Onlara anket yaptı. Belediyenin parasıyla anket mi yaptı? Hayır. Öyle diyor 150 kişi. Ya gençlerden ya, benim partilim ya, çocuklar evet. gençlerim ya. Partili, siyaset. Yani. O belediye parası değil. Gönüllülerle yap. Gönüllüler tamam. tamamen gönüllü. Aslında resmi olarak değil. da yapılabiliyor dilerim, abi, kızım Hakan Bey. Yani. Yok ki... resmi olarak da yapılabiliyor. Yani belediye kendini anket ekibi kurabilir. Kurar. Resmi kurmaz olarak. diye bir şey değil de siyasi anket yapamazsın orada. Ha siyasi anket yapamazsın. Yani, yani, Mansur Yavaş yapsa böyle bir şey şimdi çıkıp, Anket, anket yaptırıyor zaten işte bütün troller vasıtasıyla hepsini yapıyor yapmıyor mu ya? Endikalasını yapıyor ya. Mansur Bey araştırma şirketlerine anket yaptırıyor. Peki devam edelim. Evet, ee, sorayım mı? Yani Ankaparkla ilgili maliyetle ilgili tamam. Daha halk, e, halk bunu istiyor muydu? Cevabını verdiniz. Halk bunu istiyor şöyle ben vaat ettim, halk da bunu istiyordu. Gayet. Bunun için de bana oy verdi ve ben de bunun karşılığı yaptım. Bakın Ankara'nın en önemli konusu sanayi Ticaret, özellikle e, inşaat sektörü ve dördüncü olaraktan kenti ayakta tutacak olan turizmdir. Bizim Ankara'da turizm sıfırdı. Yok sıfır. Gelen turist e, sayısı sıfır diyebiliriz yani rahatlıkla. Gelenler hep diplomat. Hiçbir araştırma yaptınız mı? Böyle bir park yapılırsa, e, e, yani buraya insanlar Gelin, nerelerden gelir Evet. Kaç kişi gelir? Evet, bu bir fizibilite var mı yani böyle? Biz bir... bunu kendimiz yaptırdık belediye olarak ve yapmış olduğumuzda e, şöyle bir de e, strateji takip ettik. Bizim parkı seçtiğimiz yer, kentin ortasında, tren yolunun geçtiği, karayolunun geçtiği, rahatlıkla e, metroyla bağlanabileceğimiz, metrodan teleferikle bağlayabileceğimiz bir hattı. öyle bir hat seçtik. Böyle bir hat olabilir de hani fizibilite Şimdi, yapılır. Tamam. Burası tamam, kaç tamam. kişi gelir buraya? Gelmez mi? Hani bir otel bile yapsanız Böyle ya fizibiliteler gelip gelmediğinin, yapılır. Gelip gelmediğinin en güzel e, ispatı 10 günlük bir sürede açıldı bu biliyorsunuz ilk 10 gün. 10 gün süre içerisindeki gelen e, Ankaralı sayısı 5,5 milyon. Bedava yaptık diyeceksiniz onun etkisi olmaz mı? Elbette olur. Onu da biri gelsin. Tabii. 550 bin kişi. Yok yüksek rakam. 5 yani buçuk milyon kişi geliyor. Demek ki insanlar buna hasret. Böyle bir park yok ki yani. Tekrar ediyorum Disneyland'da 38 tane var. Sende 1217 tane oyuncak var. Girenlerin söylemiş olduğu ifade 3 günde biz burayı gezemeyiz diyor. Ben dünyanın en büyük parkını yapmışım. Sana ne düşer peki Mansur Yavaş? Ben bunun en büyüğünü yapmışım. Bu bir vizyon meselesi. Sen ne yapmışsın? Sonra ne oldu? Efendim? Sonra ne oldu? Yani Yaşatmama, bilmeyenler için bakın yaşatmamak biz için Biz aydınlanalım daha doğrusu. Yaşatmamak için evet. hem e, ondan önceki belediye başkanı Mustafa Tuna ve ondan sonra geldikten sonra... vekaleten gelen. Ha vekaleten. Ve iş vekaleten gelmedi benden sonra seçildi beni. İşte anlayın. Benim yani. Meclis, Sizden Meclis seçildi. Sizden sonra gelen de. Evet. Istiyorum. Benden sonra gelen Mustafa Tuna ve ondan sonra da gelen e, Mansur Yavaş burayı yaşatmamak için elinden gelen her şeyi yaptılar. Peki.